Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ekmelel hamdi ala kulli hal. Ve salatu ve selamu ele temmen ala seyyidil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve bihi nesta'in. Çok değerli ilim yolcuları, değerli kardeşlerim, seminere başlamadan evvel hepinizi tahiyyetül İslam ile Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selamlıyorum. Bu celsenin de feyizli, bereketli geçmesine Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Az sonra elinize notlar gelecek, 2 sayfalık. Bugünkü çalışmamızın konusu toplumsal ahlakın inşasında sünnetin yeri. Toplumsal ahlakın inşasında sünnetin yeri başlığını taşıyor. Bu mevzuda öncelikle bireysel ahlak nedir? Toplumsal ahlak nedir? Bunların tarifi yapıldı. Elinize gelecek notlarda var. Az sonra üzerinde duracağız. Burada aile, yani alt başlık olarak aile kurumu, devlet, özellikle devlet, yani yönetici, yönetilen ilişkileri hadis ve sünnette dikkatlerimizi çekecek ölçüde hakikaten göze çarpıyor. Bununla ilgili bazı örnekler inşallah vereceğiz. Ayrıca toplum, yani toplumsal konularla ilgili Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın cale-i dikkat bazı hadisleri var, uygulamaları var. İnşallah onları birlikte müzakere edeceğiz. Önce isterseniz şöyle biraz büyüteyim çerçeveyi. Bu konuda nelere bakılabilir? Hangi kaynaklardan istifade edilebilir? Öncelikle tabii ki hadis ve sünnet kitaplarının adab, ahlak bahsi var. Mesela İmam Buhari'nin hepinizin bildiği gibi El-Camiu's Sahih'inde adab, edep bahsi olduğu gibi ayrıca El-Edeb El-Müfret, yani konu o kadar ehemmiyet taşıyor ki müstakil bir tetkik konusu oluyor. Bizzat İmam Buhari tarafından, yani müfret kelimesi müstakil anlamına geliyor. Yani El-Camiu's Sahih'teki adab ve ahlak hadisleriyle yetinemiyor. Konuyla ilgili El-Camiu's Sahih'ine alamadığı, alma imkanı bulamadığı, çünkü kriterler müsait değil, hadisleri El-Edeb El-Müfret isimli kitabında topluyor. Yine rikakla ilgili bölümler, istizanla ilgili aynı şekilde musannef kitaplarda, Sünen kitaplarında gördüğümüz, Sahih-i Müslim'de gördüğümüz istizan bahsi konuyla ilgili hadislere yeteri kadar yer veriyor. İmam Malik'in Muvatta'ında mesela Hüsnül Huluk diye bir bölüm var. Orada öncelikle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şu hadisine yer verdiğini görüyoruz. Nedir o hadis-i şerif? Hepinizin aslında hafızasında olduğunu çok iyi bildiğim bir hadis-i şerif. Ben diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, mekârim-i ahlakı, yani salihul ahlakı, bir başka ifadeyle hüsnü huluku ikmal etmek üzere gönderildim. Bu istü lü'temmime mekârimel ahlak. Hüsnü huluk İmam Malik'in Muvatta'ında 1643. hadis, yani kitabının son taraflarında bulunuyor. Hüsnül Huluk 8. bapta geçen bir hadisi şerif. Bu hadis-i şerif son derece önem arz ediyor. Yani konumuzun bir bakıma mihverini oluşturuyor. Çünkü bu hadiste mekârim-i ahlak var, hüsnü huluk var. Salih kelimesi de aynı şekilde geçiyor bir başka tarikta. Zannederim El-Müfredat isimli kitaptan oldukça istifade ediyorsunuzdur. Ragıp El-İsfahani'nin. Ragıp El-İsfahani çok yönlü bir alim. Özellikle Kur'an
üzerinde çok ciddi tahkikleri olan bir alim olduğunu biliyoruz. Gazali'nin de istifade ettiğini biliyoruz. Hicri 425 civarında vefat etti. Yani Gazali'den takriben 75-77 sene önce vefat eden bir alim. Bu zatın Kur'an ahlak felsefesine dair çok önemli gördüğümüz bir eseri var konumuzla ilgili. O eseri biz baştan sona bir grup arkadaşımızla mutala, müzakere imkanı bulduk. Doğrusu okunması gerekir. Okunması vacip kaynaklardan, kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. İlim mensupları için, ilim yolcuları için ehemmiyet teşkil ediyor. Mesela Rağıp el-İsfahani bu konu üzerinde dururken, yani mekârim-i ahlak üzerinde dururken şöyle bir ifade kullanıyor. Kişinin yerleşik temel karakteri anlamında ahlaki yapısı değişmekle beraber bu yapının sonucu olarak ortaya çıkan fiil ve davranışları eğitimle değişebilir. Rağıb el-İsfahani'ye göre. Hangi eserinde söylüyor bunu? Ezzeri'a ile mekârim-i şeria. Ezzeri'a, bakınız, mekârim-i şeria. Mekârim, mekârim-i ahlak. Resul-i Ekrem'in az önceki hadisinden ilham alarak bu ifadeyi kullanıyor. Kitabına isim olarak veriyor. Ezzeri'a ile mekârim-i şeria. Mekârim-i şeria'ya giden yol. Zeri'a, tarikat, yol. Hatırlanacağı üzere siret ve sünnet terimlerinde de yol manası vardı, tarikat anlamı vardı, menheç manası vardı. Rağıb el-İsfahani devam ediyor. Diyor ki, iyi ahlakın temeli nefsin, yani ruhun ilim öğrenerek temizlenmesi. Ki tezkiye diyoruz biz buna. Ve yuallimuhum ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. İlim öğrenerek ruhunu tasfiye etmesi, nefsini tezkiye etmesi, daha sonra bu tezkiye kendisine iffet ve sabır kazandırıyor. Tezkiye ile beraber iffet, sabır ve adalet zuhur ediyor. Demek ki insan hem bireysel hayatında hem de toplumsal hayatında ilim öğrenmekle, tabii ki ilim hüsnü niyete bağlıdır. Yani hüsnü niyet olmadan, sadık olmadan, iyi niyet sahibi olmadan ve öğrenilen ilmi hayata geçirme düşüncesi belirmeden kesinlikle zaten akim kalacaktır, neticesiz kalacaktır. Yani ilim her şeyden evvel hüsnü niyet istiyor, sadakat istiyor. İmam Birgibi'nin Metn Usulü'l Hadis'inin ilk cümlesi İ'lem eyyühe talip as-sadık diye başlar. İ'lem eyyühe talip as-sadık. Talibin sıfatı, yani vazgeçilmez parçası, vazgeçilmez lazım-ı gayr-ı mufarık diyebileceğimiz vasfı sadıktır arkadaşlar. Sıdık. Onun için bir gibi zannederim bundan dolayı şu fetvayı verecektir ve diyecektir ki ilimlerini şerre alet eden, ilimlerini şerre alet eden, kötülüğe alet eden, istismar eden ilim yolcularına icazet vermek, onlara ilim öğretip mezun etmek caiz değildir. La yecuzu talimul fesaka. Fasık karakterler ifadesini kullanıyor. Fasık karakterlere ilim öğretmek caiz değil diyor. Bunlar öyle kimselerdir ki ilimlerini şerre basamak ittihaz ederler. İlimlerini şerre alet edecek insanlara imkan vermek, onları taltif etmek, onlara icazet vermek caiz değildir diyor. Demek ki ilim her şeyden evvel
insanı tasfiye etmeli. İnsanı rezil, rezail diye ifade edilen, kötü diye ifade edilen hasletlerden uzak tutmalı. Ondan sonra ona iffet ve sabır kazandırmalı. Ragıp el-İsfahani'nin ifadesi. İffet ve sabırla beraber tabii ki adalet ve muvazene. Arkadaşlar, Ragıp el-İsfahani bu ifadeleri kullandıktan sonra İslam terbiyesinin yani din eğitiminin kazandırması gereken en önemli hasletin muhatapta denge olduğu hususuna işaret eder. Denge, yani itidal çizgisi, yani muvazene. Şunu biz görüyoruz, öğreniyoruz Ragıp el-İsfahani'nin kullandığı ifadelerden, vardığı sonuçlardan şunu çok rahat bir şekilde çıkarıyoruz. Orta yol süreklilik arz ederse bir fertte, bir insanda süreklilik arz ederse, o reflekse dönüşürse, karaktere dönüşürse, o orta yol örneği ifrat tefritten uzak, ifrat tefrit yani her türlü aşırılıktan uzak, orta yol örneği ne ise, işte karaktere dönüşmesi durumunda ortaya fazilet çıkıyor. Fazilet. Fazilet erdem demektir. Sosyal bilimciler, felsefeciler daha çok erdem kelimesini kullanır. Fazilet. Demek ki orta yolun semeresi. Bir veya birkaç defa zuhur etmesi muhatapta ona fazilet denmiyor. Onun adı fazilet değildir. Yani rast gelmiş olabilir. Şu veya bu sebeple zuhur etmiş olabilir. Göstermiş olabilir fazileti bir insan. Orta yolu göstermiş olabilir. Ama süreklilik arz etmiyor. Bir başka yerde, bir başka zamanda yine ifrat veya tefrit arasında gidip geldiğini görebiliyorsunuz. Demek ki faziletin süreklilik arz etmesi gerekiyor her şeyden evvel. İşte toplumsal ahlakın temelini oluşturan sünnetler denildiğinde Ragıp el-İsfahani özellikle bu orta yol vurgusu yapıyor haklı olarak. Çünkü tekrar etmekte fayda var. Süreklilik arz etmemesi durumunda ifrat ve tefrit arasındaki muvazenenin insan kişilik sahibi olamaz. İstikamet çizgisini takip edemez. Peki nasıl bir misal verebiliriz bu konuda? Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Örnek olarak hemen ilk anda Vehle-i Üvle'de akla gelen ne olabilir? Mesela cömertlik. Cömertlik yani sehavet bir ahlaktır. Nasıl bir ahlak? Aşırılığı savurganlık. Yani israf, tebzir dediğimiz, Aziz Kur'an'ın tebzir dediği ölçüsüzlük, tebzir, savurganlık. İbn-i Cerir et-Taberi, israf ile tebzir arasında bir fark gözetir. Ona göre tebzir malı harama ayırarak, israf derecesinde harcamak, tüketmek demektir. İsyan ve haram yolda, haram yolda, isyan yolunda malı harcamak tebzir. Bu şeytana türdeş olma şeklinde ifade ediliyor İsra suresinde. İnnel mübezzirine kânü ihvâne şeyatîn. Mübezzirin yani savurganlar. Yani hiçbir hudut tanımadan tamamen şeytani yolda sermayesini tüketenler. Tabii ki yani aslında seref, israf, tecavüzül had yani sınırı aşmak anlamına geliyor. Sınırı aşmak yani mesela en büyük savurganlık görebildiğimiz kadarıyla
hemen öncelikle mali iktisadi konularda israf akla geliyor ama doğrusu mesela zihni anlamda, akli anlamda, muhakeme anlamında da çok ciddi manada savurganlık yapılıyor görebildiğimiz kadarıyla toplumumuzda. Yani bir insan kapasitesini tam olarak kullanmıyorsa bu adamda, bu insanda tefrit var demektir. Tefrit. Yani kapasitesini kullanmıyor, çalışmıyor. Tesahül var, tembellik var. Bir de zekasını, hafızasını hak etmediği halde itidal sınırlarını aşarak tecavüzül had, israf derecesinde kullananlar var. Yani haddini bilmeyen insanlar var toplumumuzda. Görüyorsunuzdur. Yani haddini bilmeyen insanlar, cüretkar insanlar, mütecaviz insanlar. Her meslek grubunda bu tipler ortaya çıkabilir. Siyasette vardır, eğitimde vardır, diğer meslek gruplarında vardır, iş dünyasında vardır. Haddini bilmez. İlim dünyasında mesela haddini bilmeyen, gelişi güzel fetva veren karakterlerin akli dengesinin yerinde olmadığı, bizzat Abdullah İbni Mesud gibi önde gelen sahabiler tarafından dile getirildiğini müşahede ediyoruz. Abdullah İbni Mesud ne diyor biliyor musunuz? İbni Mesud şöyle diyor: her kim kendisine sorulan her meselede cevap vermeye kalkışacak olursa bilesiniz ki onun akli dengesi yerinde değildir. Bu son derece önemli bir uyarı. Men efte en nas fi kulli ma yes'alunahu anhu fehuve mecnun sözü Abdullah İbni Mesud'a aittir. Men efte en nas, insanlara fetva veriyor. Her sorulan meseleye bir şekilde çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Yani aslında çözüm yolu bulmaya çalışması bilinçli oluşundan kaynaklanan bir durum değil. Onun altyapısının güçlü oluşundan, ehli tecrübe oluşundan, ilim irfan sahip oluşundan kaynaklanmıyor. Yani fıtratında ifrat var. Teşeddüt var. Aşırılık var. Yani ben her meseleye cevap verebilirim. Bazı insanlar görürsünüz, efendim, hadis ve sünnete, müçtehit imamların tecrübesine, doğrusu bugünkü şartlarda, bugünkü ortamda, bu modern çağda ihtiyacımız yok. Sadece Kur'an okumakla biz her türlü problemin üstesinden gelebiliriz yöntemine sahip maalesef araştırmacılarla karşılaşıyoruz bazen. Ben sadece diyor Kur'an'a bakarak, Kur'an ayetlerine göre neticeye varacağım, fetva vereceğim ve fetvaya bağlayacağım sorduğunuz meseleyi. Çok değerli ilim yolcuları, bu çıkmaz bir sokaktır. Yani böyle bir ilmi menheç yoktur. Kitabullah'ın yanı sıra, Kitabullah'ın yanında onu bize açıklayan usul, yöntem sünnet-i nebeviyedir. Abdullah İbn Abbas'ın tespiti bu. Sahih Buhari'de geçer. Kitabül İlim'de لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ. Her bir peygamber için bir şeriat biz gönderdik, kıldık, verdik. Şeriatın yanında bir de minhaç verdik. Minhaç burada sünnet demektir. Ayet-i Kerime'de geçen, Maide Suresi'nde geçen minhaç kelimesi sünnet anlamındadır. El minhaç hüne bimane es sünne. Abdullah İbni Abbas'ın ifadesidir bu. Minhacı sünnet diye yorumlar, anlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir yönteme ihtiyaç var. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın örnekliğine ihtiyaç var. Onun tavzihine ihtiyaç var. Onun bir numune-i imtisal olarak nasıl anladığına ihtiyacımız var. Sahabe-i kiram nasıl anlıyor, nasıl uyguluyor?
Bütün bunlar dikkate alınmadan neticeye varmak mümkün değil. İşte İbn Mesud'u bu vesileyle bir kez daha yad ediyoruz. Suffe'nin hem öğrencisi hem öğretmeni, çok tecrübeli bir sahabi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Men efte ennas, her kim fetva verirse, bu aceleye getirmek demektir. Neden? Çünkü fi kulli ma yes'elunehu anhu, insanların sordukları her meselede bir şeyler söyleme sorumluluğu hissediyor. Esasen sorumluluk mevkiinde olmadığı halde. Bu bir tür cüretkarlık. Halbuki bilmiyorum diyebilmeli. İlim adamı da olsa bir şahsiyet, bilmiyorum diyebilmeli. Müçtehit imamların bazen tevakkuf ettiklerini biliyoruz. Bazen bilmiyorum dediklerini görüyoruz. La edri nusful ilim cümlesi, ibaresi tabiinden Hicri 104'te vefat eden Şabi'ye nispet edilir. İmam Şabi hadis ilminde ve rivayetinde maruf olan şahsiyet. İmam Şabi'ye nispet edilir. Bilmiyorum diyebilmek ilmin yarısıdır. La edri nusful ilim. Bakınız işte bu bir ahlaktır. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamdaki topluma intikal ediyor. Burada huluk insanın kendinde kalmıyor, topluma intikal ediyor. Sosyal tarafı var fetvanın. Sosyal bir olgudur. Onun için Nebevi başta olmak üzere Edebül Müfti vel Müstefti türü kitaplara şahit oluyoruz. Edebül Müfti vel Müstefti, fetva verenin ve fetva isteyenin adabı, ahlakı. Bakınız iş buralardan başlıyor. Sual sormak, sual sorma adabı, nezaketi, inceliği. Hüsnü sual. Hüsnü sual doğrudan fehimle alakalı bir durumdur. Fehimle alakalı. Hüsnü sual. Sünen-i Darimi'de geçtiğini hatırlıyorum. Bir hadis-i şerif. Aczin, bilgisizliğin, şifeül ay, es-süel, çaresizliğin, bilgisizliğin, aczin şifası yine soru sormaktır diyor. Sual sormaktır. Suali yerinde sormak. Elinize notlar ulaştı arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız bize hemen ahlakın tarifini lütfen okuyuversin. Toplumsal ahlak denildiğinde ne kastediliyor? Bireysel ahlak nedir? Genel manada ahlak nedir? Ragıp el-İsfahani'den konunun temellendirilmesiyle ilgili birkaç terime yer vermiştik hatırlanacağı üzere. Elinizdeki notlarda ahlakın tarifi var. Ahlakın tarifini ben buradan hemen okumak istiyorum. Ondan sonra toplumsal ahlakı da bir arkadaşımız lütfen okuyuversin. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü, işte ezberlenmesi gereken cümleler. Genel ahlak budur, ahlakın tarifi. İslam'da ahlak denildiğinde, ki doktora tezleri hazırlandı, hadis ana bilim dalında ahlaka dair, demek ki insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü. İradeli. Yani istemli derler şimdi yeni Türkçe'de. İradeli, bilinçli. Refleks kelimesini az önce kullanmıştık.
Yani karaktere dönüşmesi, orta yolun karaktere dönüşmesi, reflekse dönüşmesi, yani süreklilik arz etmesi, kendiliğinden ortaya çıkması, işte seciye budur. Yani doğuştan gelen bir yetenek, bir güzellik, bir vasıf anlamında ahlak, seciye, karakter oluşumu budur. Mesela Sünen-i Darimi'de geçiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam abdest alırken suyu israf etmemesini hatırlattığı bir sahabi örneği görüyoruz. Ya Resulallah, abdest suyunda da israf var mı? Evet buyurdular. Nehir kenarında olsan dahi yine israf olur. Resul-i Ekrem bakınız, özellikle çocuk eğitiminde çok önemlidir. 6-7 yaş grubu son derece mühimdir karakter oluşumu açısından. Yani küçük yaşlarda aleyhissalatü vesselam Efendimiz alâ veçhi riyada ve alâ veçhi tedrib, eğitim amaçlı, pedagojik amaçlı bir sorumluluk olmadığı halde, yani yükümlü olmadığı halde, sorumlu olmadığı halde 7 yaşındaki, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklarla ilgili bazı Efendimizin emir ve tavsiyelerini görüyoruz. Hepinizin bildiği gibi mesela namazla ilgili emir bunlardan bir tanesidir. Tamamen pedagojik amaçlıdır. Namaza alıştırma, karaktere dönüştürme ve namazın gerektirdiği güzel hasletlerle, ahlaki üstün vasıflarla çocuğu ve ileriki merhalede genci buluşturma hedefinden kaynaklanıyor. Onun için mesela isterseniz Ebu Davud'dan nakledelim bir hadis. Allimu es-sabiyye ibne seb'i senin. Allimu es-sabiyye. Sabi çocuk. Çocuğa namaz kılmasını öğretin. Vadribuhu aleyhe ibne aşar. Daha önce de üzerinde durduğumuzu hatırlıyorum. Hemen onun için seri geçeceğim bu konuyu. Bakınız 10 yaşına geldiğinde de bir şekilde müeyyide uygulayın. Namaz kılması için seferber olun. Şartları seferber edin. Darp yok eğitimde. Bu hadisin başka tarihlerinden de Selefi Salih'in nasıl anladığı bu hadisi buradan da anlıyoruz darbın olmadığını. Onun için Rame Hurmuzi gibi hadis alimleri bu hadisi ifade ederken alâ veçhe riyada, lâ alâ sebilil vücub ifadesini kullanırlar. Yani pedagojik amaçlı. Vücub ifade etmiyor çocuklar için. Tamamen alıştırmaya dönüktür. Tamamen ahlaki bir hedef burada gözetiliyor. Değerli arkadaşlar, Rağib el-İsfahani, isterseniz toplumsal ahlakla ilgili tarifi bir arkadaşımız lütfen bize okuyuversin. Hemen ondan sonra iffetle ilgili çok önemli bir noktaya vurgu yapıldığını görüyoruz. Onu biraz açmayı düşünüyorum. Toplumsal ahlak ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade eder. Bir daha okuyalım. Toplumsal ahlak ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade eder. Sosyal ahlak adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlaki fiiller, tutum ve davranışlar demektir. Aile, toplum ve devlet söz konusu görev alanlarını oluşturur. Şimdi gerçekten bu tarif önemsenmeli. Görüldüğü üzere arkadaşlar, bu tarifin içinde her şeyden evvel aile var. Aileyle birlikte toplum var, toplumla birlikte devlet var.
derler ki aile küçük bir devlet, devlet büyük bir aile. Aile küçük bir devlet ise devlet de büyük bir ailedir. Toplumun da nüvesini aile oluşturur. Bakınız hepsi de yani sosyolojik birer kavram olarak birbirleriyle irtibatlı terimler. Yani aile, toplum ve devlet. Şimdi bu üç terim çerçevesinde Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın bazı hadislerine işaret edeceğim. Yani sünnetin toplumsal yapıyı hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda ahlakın temelinde hadis ve sünnet nasıl yer alıyor, nasıl neşinema buluyor, nasıl temellendiriyor, nasıl mesnet teşkil ediyor hadis ve sünnet, buna dair şimdi bazı örnekler göreceğiz. Arkadaşlar, madem aileden başladık, aileyle ilgili pek çok hadis var. Aile denildiğinde özellikle son zamanlarda ortaya çıkan boşanma vakaları maalesef artış var. Yani anketler, istatistikler bunu çok açık bir biçimde gösteriyor. Yani belki tüketim toplumu olmanın getirdiği dezavantajlardan bir tanesi olabilir. Maalesef aile içi şiddet giderek yükseliyor. Batıda olduğu gibi yaşadığımız toplumda da kendisini hissettiriyor. Arkadaşlar, şu cümle ulemamızın bir tespiti olarak lütfen unutulmasın. Derler ki ahlak müeyyidesini hukuktan almalı. Müeyyidesini hukuktan almalı. Ama hukuk da meşruiyetini ahlaktan almalı. Demek ki hukuk ile ahlak arasında sıkı bir münasebet var. Yani tek başına hukuk yeterli mi? Yeterli değil. Yani tek başına inzibati tedbirler, emniyet tedbiri yeterli mi? Hayır. Tek başına kanun, tek başına yönetmelik maddeleri yeterli olamıyor. Mutlaka hukukun ahlaktan, bizim kendi öz değerlerimizle, ifademizle, Kur'an ve sünnet bilgisinden ve kültüründen, kendi medeniyetimizden beslendiği damar olmalı. Yani hukuk neye dayanmalı? Hukuk değerlerimize dayanmalı. Hukuk değerlerimizden meşruiyet kazanıyor. Ama değerlerimiz, yani bir ahlaki umde, bir ahlaki uygulama müeyyidesini nereden alacak? Bir kez daha vurgu yapalım, hukuktan. Ahlakın arkasında hukuk durmalı. Hukuk da tabii ki meşruiyetini, kesinlikle kaynağını sünnetten almalı, Kitabullah'tan almalı. Hak, hakikat, kitap ve sünnetin ortaya koyduğu şeye biz hakikat diyoruz, hak diyoruz, doğru diyoruz, hikmet diyoruz. Hukuk demek ki değerlerimizden beslenmeli, hikmetten beslenmeli, kitap ve sünnetten beslenmeli. Anayasa çalışmaları, öyle zannediyorum, yakında yine başlayacak. Hukukçularımızın kesinlikle bu noktayı göz önünde bulundurmaları gerekir. Yani hukukçular bu milletin değerlerini, hürmet ettiği inanç esaslarını ciddiye almamaları halinde kesinlikle ciddi bir anayasa ortaya koyamazlar. Anayasa, hukuk, sistem, ceza hukukuyla medeni hukuk vesaire tamamı için bu ifademiz geçerli. Kesinlikle meşruiyetini değerlerimizden, kaynaklarımızdan almalı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları ekseriyet itibariyle Müslümandır, mümindir. O halde tebaaya hürmet etmek gerekiyor. Bakınız şimdi, tebaaya hürmet etmek gerekiyor cümlesi beni bir hadise götürüyor. Resul-i Ekrem'in bir sünnetine götürüyor. Sahih-i Müslim'de geçer hadis-i şerif. Buyururlar ki
aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve ehlül cenneti selâfetün. Ehl-i cennet üçtür. Yani pek çok münasebetle Resul-i Ekrem cennetle müjdelemiştir. Bazı salih amel sahibi müminleri, Müslümanları veya bizzat ameli o amele teşvik açısından cennetle müjdelemiştir. Mesela müjdelediği kimselerden, kesimlerden bir tanesi yönetici. Nasıl bir yönetici? Zü-Sultan, Muksıt. Zü-Sultan öyle bir yetki, mevki, makam sahibi ki, devlet başkanı, validir, kaymakamdır, başbakandır, cumhurbaşkanıdır, mevki, makam sahibi. Muksıt, adil, muvazeneli ve mutasaddık. Mutasaddık kelimesini burada şöyle herhalde tercüme etsek daha uygun düşer. Mutasaddık yani idare ettiği vatandaşlarına her türlü imkanı, devlet imkanını adil bir şekilde seferber eden, ülkesinin, vatanının yer altı ve yer üstü zenginliklerini adilane bir biçimde tevzi eden, onların maddeten ve manen refahını, zenginliğini, imkanını, dünyevi ve uhrevi saadetini düşünen yönetici. Ehli cennettir diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Yine Sahih-i Müslim'de bir başka bapta Efendimiz öyle buyuruyor. Herhangi bir devlet başkanı ki idare ettiği insanların problemini çözme gayreti içerisinde olmaz. Bilesiniz ki bu kimse netice itibariyle cehenneme mustahaktır. Bakınız orada da hemen ateş, orada da hemen cehennem hatırlatması görülüyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabül elim. Ayet-i kerimesinde de görüldüğü gibi cennetle müjdelediği örnekler var. Bir de tam tersinden yapılmaması durumunda cehennemle korkuttuğu yönetici örnekleri var. Bunları hadis ve sünnette görüyoruz. Bunlar bakınız tamamen sosyal meselelerle alakalı ahlaki umdeler. Tamamen toplumsal ahlakı ilgilendiren örnekler. Bir başka tabi hadisin devamında yine görüyoruz. Afif ve müteaffif kişilik. Zü'iyel yani yükümlü olduğu, geçimlerinden sorumlu olduğu aile efradı var, çoluk çocuk sahibi. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken zorlanan bir insan ama başkasına el avuç açmıyor. Mali anlamda, iktisadi anlamda afif bir duruşa sahip. Bilmeyen insanlar zengin zannediyor. Bu duruş sahibi insanları. Aziz Kur'an'ın ifadesiyle يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ İffetlerinden dolayı, duruşlarından dolayı bilmeyen insanlar ihtiyacı yok zanneder. Zengin zanneder. Halbuki kıvranıyor. Halbuki ihtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi olduğu halde hissettirmiyor. Aynı yerde bir de ne var? Bir de değerli arkadaşlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahim kelimesini kullanmış. Yani merhametli. Merhamet sahibi, merhamet timsali. Resul-i Ekrem rahmet peygamberi. Rahmet peygamberini Allah Teala'nın rahim sıfatını, esma-i husnasını
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahim oluşunu hem bireysel hem de toplumsal hayatında ciddiye alan, uygulayan bir insan. Bu da ehl-i cennettir diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Değerli arkadaşlar, bakınız söz sözü açıyor. Hemen iffet konusuna girmek istiyorum. Fakat ona girmeden evvel, madem rahmet toplumundan bahsettik, rahmet elçisinden bahsettik, size belki bir ödev olarak da telakki edilebilir. 3 ayeti kerime hatırlatacağım. Araf suresinden 156, 157 ve 158. Lütfen dikkatle okuyalım. Benim hatırladıkça en çok heyecan duyduğum bir halavet, bütün ayetler okuduğunuzda halavet hissediyorsunuz. Bir iman coşkusu hissediyorsunuz. Ama özellikle bu ayeti kerimeler rahmet terimine kazandırılması gereken içerik, muhtevayla ilgili çok önemli beyanda bulunduğu için câlebi dikkat olarak ben şahsen görüyorum ve sizlere de hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü şöyle bir yanılgı var arkadaşlar. Allah Teala gafurdur, rahimdir. Allah affeder. Nasıl geçiyor ayeti kerime? Herhalde okuyanlarımız vardır. Yani açıp musafı okuyanımız vardır. Fese'ektubuhe. Efendim, Araf suresi 156 arkadaşlar. Rahmet. Vektüblene fi hâzihi dünya diye başlıyor. Fese'ektubuhe. He zamiri rahmete gidiyor. Ben rahmeti takdir edeceğim, yazacağım. Sin istikbal. Fese'ektubuhe. Kim için yazacağım rahmeti? Kim için planlamış oluyorum rahmeti? Lillezine fese'ektubuhe lillezine yettakun ve yu'tune zekah vellezine hum bi ayatina okuyun yu'minun ellezine yettebi'une rasulen nebiyyel ummiyyellezi yecidunehu mektuben indehum fit tevrati vel incil. Tevrat ve İncil'de geleceğini müjdeleyen ümmi peygamber Aleyhissalatu vesselam. Tevrat ve İncil okuyucuları çok iyi biliyor Resul-i Ekrem'in zuhurunu. Geçiyor çünkü oralarda. Açıkça zikrediliyor. Müjdeliyor. İşte bunlar diyor, gelecek olan peygambere tabi olurlar. Gelecek olan peygambere tabi olanlara, elbette hanifler var, elbette tebliğin ulaşmadığı kesimler var. Risaletin ulaşmadığı uzak diyarda bulunan insanlar var, kesimler var, toplumlar var. O ayrı bir bahis. Onlar zaten mazere çerçevesinde değerlendiriliyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden, mesajından haberdar olduğu halde onu kale almayan, onu muhatap kabul etmeyen, onu ciddiye almayan kesimler, topluluklar, milletler, ümmetler bu ayet-i kerimeyi bir kez daha düşünmeliler. Ben kim için bu rahmeti takdir edeceğim, yazacağım? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ. Takip eden bir sonraki ayet-i kerime, قُلْ يَا يُهَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dinler arası diyalog ifadesine de bakınız açıklık getiriyor ayet-i kerime. De ki Habibim, bakınız muhataplar kimler? Museviler ve İseviler. Yukarıdan belli, siyak sibak. Ayet-i kerime bunu çok açık bir biçimde vurguluyor. Kul ya yuhennas, ennas. Nas, Kur'an'ın tüm muhatapları. Özellikle orada Museviler ve İseviler de var muhatap kesimler içerisinde. Ey insanlar, Museviler, İseviler, kimlerse muhataplar, ey insanlar.
İnni Rasulullahi ileyküm cemi'a. Ben hepinize birden topluca gönderilmiş elçiyim. İşte rahmet elçisi arkadaşlar, dikkat çektiği hususlardan bir tanesi, az önce Ragıp el-İsfahani de iffet kelimesini kullandı. Ahlakın esaslarını, faydalarını ortaya koyarken, iffet el-kefu amme la yenbeği diye tarif edilir. Yani uygunsuz şeyler neler ise, neler ise ondan uzak durmak. Bir Müslümanın, yani bir akli selim sahibi bir insanın, bir varlığın la yenbeği, uygun düşmeyen, gereksiz olan, nahoş olan bir şeyden uzak durması. El-kef. Bu kadar yalın, bu kadar şeffaf, bu kadar muhtasar bir tarif. El-kef amme la yenbeği şeklinde ifade ederler. Arkadaşlar, haya dediğimiz nitelik de, ahlaki vasıf da iffetten tevellüd eder, doğar. Yani hayanın temelinde iffet vardır. Afif bir insan aynı zamanda hayalı olur. Peki haya nedir? Resul-i Ekrem hayayı imanın çok önemli bir şubesi olarak bize öğretir. Şu kadar 70 küsur, bir başka rivayet 60 küsur imanın şubesi var buyurur. Yani imanın beslendiği, imanı canlı tutan unsurlar var, esaslar var, şubeler var. Onlardan bir tanesi de hayadır der. Vel hayâü şubetün minel iman. Hatta hatırlarsınız, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şahsa uğrar. Ve huve ya'izu ehâhu fil hayâ. Haya konusunda kardeşine vaaz ediyor. Ne demek buradaki vaaz? Bu vaaz kelimesini nasıl Türkçeleştirebiliriz, ifade edebiliriz? Efendim? Ders veriyor, öğüt veriyor. Efendim? Nasihat ediyor. Ama tam olarak anlaşılmıyor. Yani onu daha da anlamlı hale getirmek için, yani 7'den 70'e insanımızın anlayabileceği bir noktaya getirmek için birkaç cümleyle anlatmak gerekir. Arkadaşlar, şunun için bu meseleye biraz detayıyla girmek istedim. Bu hadisin bir başka tariki yu'atibu şeklindedir. Yani ne demek yu'atibu? Serzenişte bulunuyor. Yani kınıyor. İtap. Serzenişte bulunmak demektir. Kınamak demektir. Tepki göstermek demektir. Olumsuz anlamda. Ve hüve yaizu ve yuatibu ehahu. Kardeşine serzenişte bulunuyor. Bu kadar utangaç olma. Açıl. Neden bu kadar haya sahibisin? Biraz rahat ol. Özgür ol. Gibi. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu durum karşısında bırak diyor. Haya güzel bir vasıftır. O güzel haya donanımıyla yine hayatını sürdürsün şeklinde. Demek ki uyaran insanı, tepki gösteren insanı Resul-i Ekrem irşad ediyor, doğruya sevk ediyor. Zannederim konu anlaşıldı. Yu'atibu ve ya'izu. Gerek İbn Hacer Askalani olsun, gerek Bedrüddin Ayni olsun bu noktaya özel vurgu yapar, işaret eder. Ya'izu yani yu'atibu. O tarikle beraber düşünüldüğünde mesela vuzuha kavuşuyor. Neden haya ve iffet birbiriyle gerçekten çok yakından münasebet halinde olan iki kavram önem arz ediyor? Hatta iffet denildiğinde arkadaşlar biliyorsunuz bizim toplumumuzda daha çok yani şehvetle irtibatlandırılarak iffet kelimesi kullanılır.
yani kadın erkek ilişkileri bağlamında. Halbuki Resul-i Ekrem'in hadislerinde mali ve iktisadi konularda da iffet kelimesinin kullanıldığına şahit oluyoruz. Elinizdeki notlarda bu hususa işaret edildi mi bilemiyorum. Tekrar bakılabilir. Doğrusu iffet, mesela gözün iffetinden bahseder Resul-i Ekrem. Aziz Kur'an zihnin, aklın iffetine işaret eder. Fihinne kasıratu tarf. Eşlerin bir başkasında kesinlikle, yani bir Müslüman bakışın, bir Müslüman kadınıyla erkeğiyle ferdin kesinlikle gayret kelimesi biliyorsunuz hemen akla geliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayretin aşırılığa kaçmaması durumunda meşru çerçevede bir imkan olduğunu, güzel bir haslet olduğunu ifade eden hadislerini hatırlayalım. Gayret. Yani siz Sa'd'ın gayretine şaşıyor musunuz, şaşırıyor musunuz? Allah bir insanın, bir müminin haram işlemesi karşısında çok daha Allah gayretlidir. Allah gayretullah'a dokunur. Gayretullah anlamında gayret. Kıskançlık, yani sıradan bir kıskançlık değildir. Allah'ın kıskanması, gayretullah'a dokunması. Yani haramı bir kuluna yakıştırmaması. Gayretullah'a dokunur ifadesi Türkçemize yaygın. Şimdi konuyu çok fazla teferruata boğmadan tekrar başa dönecek olursak arkadaşlar, demek ki gözün iffeti, kulağın iffeti, elin iffeti, ayağın iffeti, kalbin iffeti, zihnin, aklın iffeti, bunların hepsinin de temeli var ve tamamen toplumsal ahlakla ilgilidir bu hadisler, konuyla ilgili hadisler. Pek çok hadisi var bu konuda. Mesela bakın, son zamanlarda İslam'ın cihat mefhumu daha da bir konuşulur hale geldi. Özellikle Batılılar maalesef terörle aynileştirerek İslam'ın bu güzel müstesna kavramını, mübarek kavramını gündeme getirir hale geldiler. Yani Müslüman denildiğinde akla cihat geliyor. Cihat telaffuz edildiğinde akla terör geliyor maalesef Batı toplumlarında. İş bu noktaya geldi. Cihadın ne demek olduğunu kavratmamız gerekiyor milletimize ve tüm dünya insanlığına, oryantalizme, Batılılara anlatmak gerekiyor. Bakınız, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de var, Ebu Davud'un Sünen'inde de var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam iffet kelimesiyle katil kelimesini yan yana kullanıyor. Ve demek istiyorlar ki Resul-i Ekrem, savaşta da olsanız şu veya bu sebeple kendinizi savunurken yani katil sizi öldürme teşebbüsünde, soyguncu evinize geldi silahlı fakat siz atik davrandınız, etkisiz hale getirdiniz. Etkisiz hale getirdikten sonra diyor Peygamberimiz, artık yeter diyor, üzerine gitme. İşkence etme. İşkence etme. Vurma. Hassas bölgelere artık vurma. Yani yüzünü vesaire, yani gözü, başı neyse, özellikle işkence yapma uyarısında bulunuyor Resul-i Ekrem. İnne e'affen nâsi kıtleten ehlül iman hadisiyle karşılaşıyoruz. Bakınız, son derece önemli bir hasilet. Bir daha tekrar edelim önemine binaen hadisi. İnne e'affen nâs, min e'affin nâs şeklinde de var bazı tariklerde. O zaman ehlül iman okuyacağız. İnne min e'affin nâs kıtleten ehlül iman. Veya mini kaldıralım, o da var. İnne e'affen nâs, insanların katil konusunda, adam öldürme hususunda, ne zaman adam öldürme caiz ve mubah ise, yani harbi ise, yani
sizi öldürme teşebbüsünde bulunan bir insan. Yani savaş ortamında, savaş toplumunda. Yahut az önce bahsettiğim gibi saldırgan geliyor, malınıza, canınıza suikasta bulunuyor. Fakat siz daha çevik davranıyorsunuz, etkisiz hale getiriyorsunuz. İşte burada da Aziz Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetinde, ümmetinin fertlerinde iffeti görmek istiyor. Nasıl afif olacağız? Etkisiz hale getirdikten sonra artık işkence yok. Üzerine gidilmeyecek artık. Ama maalesef görüyorsunuz, Müslüman olduğunu söyleyen pek çok insan veya toplum veya grup, hizip neyse, yeryüzünün muhtelif bölgelerinde maalesef etkisiz hale getirdikten sonra işkencelere tabi tutulduğunu görüyoruz pek çok insanın, pek çok Müslümanın. İslam, kim olursa olsun diyor muhatabınız, işkence etmeyeceksiniz, işkence yapmayacaksınız. Orada da iffetinizi muhafaza edeceksiniz. Demek ki savaş hukuku ile alakalı olmak üzere, bakınız, iffet kelimesi geçiyor. İşte anayasa bu ve buna benzer hadis ve sünnetten ilhamını almalı. Hukuk meşruiyetini bundan dolayı değerlerimizden almalı diye ifade ediyoruz. Aynı şekilde ahlak da müeyyidesini hukuktan alacak. Tek başına ahlak, ahlaki umdeler, esaslar, milli eğitimin öğretmenleri, diyanetin vaızları, üniversitenin hocaları, gönüllü kuruluşlarımızın, vakıflarımızın mensupları ne kadar dil dökerlerse döksünler, ne kadar güzelliklerden, iyiliklerden bahsederlerse etsinler, toplumsal ahlakın umdelerinden ne kadar bahsederlerse etsinler, arkasında hukuk durmadıkça, müeyyide olmadıkça kısa zamanda mesafe almak mümkün değildir. Hiç unutmuyorum. Bakınız, bir örnek hemen aklıma geldi. Antalya barosuna bağlı bir avukat hanımefendi aile içi şiddet görüyor. Bizzat haber saatinde televizyonda, yani hanımefendi ağlarken, hanımefendi, avukat hanım, başbakana yazdığı mektuptan bahsederken şahit olmuşumdur. Yara bere içinde, yani yüzü, gözü mosmor, aile içi şiddete tabi tutuluyor. Şikayet ediyor, hakkını arıyor, fakat polis takibi olsa bile bu sefer diyor ki, seni diyor kesinlikle, özellikle bir başkasıyla evlendiğini duyarsam mahkemeye veriyor hanımefendi, boşanma davası açıyor. Hayır, boşanmak istemiyorum diyor. Eğer benden boşanırsan zaten, özellikle evlendiğini duyarsam yoksun demektir. Seni öldüreceğim diyor, tehdit ediyor. Emniyet tedbir alıyor ama gözlerime uyku girmiyor diyor. Ağlıyor, sızlıyor, feryat ediyor. Bakınız, hukuk kadını hakkını arıyor ama hak tereddüt etmiyor. Huzursuz bir hayat. Yani hakikaten huzursuz. Gözüme uyku girmiyor diyor. Uyuyamıyorum. Lütfen Sayın Başbakanım diyor. Ne yapılacaksa yapılsın. Bir an önce düzenlemeler yapılsın. Bir an önce harekete geçilsin. Ceza hukuku yeniden gözden geçirilsin. Lütfen diyor, tedbir alın. Ben uyuyamıyorum diyor, bakınız. Siyasetçi, adil siyasetçi de tedbir almalı. Az önce, yani yönetilen, yönetilen ilişkisiyle ilgili hadis-i şerife bu yüzden işaret ettik. Doğrudan konumuzla alakalı birer örnek teşkil ediyor. Bundan dolayı İslam'ın evrensel davasına ve davetine, ahlak sistemine her zamankinden çok daha fazla ülkenin ve toplumun ihtiyacı var. Bakınız, avukat hanımefendi
Gerçekten çok vahim bir hadise. Yani bir yakınımızın böyle bir hadiseye, böyle bir belaya müptela olduğunu, bir kız kardeşimizin, ablamızın müptela olduğunu bir an için düşünelim. Yakınları da aynı şekilde huzursuz olmaya mahkumdur. Vaktimiz geldi. Şimdi hayanın tarifini yapmadan geçemeyeceğim. İbn Hacer Askalani hayanın tarifini şöyle yapıyor. Diyor ki, haya, bakınız haya da iffet gibi dar çerçevede anlaşılıyor. Halbuki hayanın içinin doldurulması gerekiyor. Nedir haya? El hayâ'u hulugun yeb'atü alâ içtinâbil kabîh. Haya dediğimiz şey öyle bir ahlaki esas ki her türlü çirkin olan şeyden kaçınmaya sevk eder. Aynı zamanda hak sahibinin hakkı konusunda hukuk ihlalini engeller. Ve yemna'u mine taksir fi hakkı zil hak. Demek ki hayanın tarifi bu şekilde yapılıyor ulemamız tarafından. Yani bir, her türlü kötü ve çirkin olan şeylerden uzak tutuyor. İki, kesinlikle hak sahibinin hakkı konusunda eksik bir tutum ve davranış sergilemekten uzak tutuyor. Ve yemna'u mine taksir. Şimdi işçi ve işveren münasebetini lütfen göz önünde bulundurun. Yani patron işçi ilişkisini, yani patron şayet hak sahibinin hakkı konusunda istismarcı ise, yani hakkını, onun alın terini çalıştırdığı insanların mesaisini istismar ediyorsa, sözleşmeye dikkat etmiyorsa, asgari ücrete mahkum edip hiçbir problemiyle meşgul olmuyorsa, hatta asgari ücreti bile çok görüyorsa maalesef, yani bu tip insanlarla zaman zaman karşılaşabiliyorsunuz. Medyaya da zaman zaman aksediyor. Böyle bir insan tipi, karakteri bu tarife göre, bu bakış açısına göre ki İslam ümmetinin uleması bütünüyle böyle düşünür. İbn Hacer Askalani kadim ulemadan naklediyor. Bedrüddin Ayni'yi aynı vurguyu yapar. Haya budur. Böyle bir insan şüphesiz hayasızdır. Yani mesela öğrencisine kaba saba davranan, öğrencisinin hakkını vermeyen, hatta notla korkutan, şöyle yaparsan kırarım. Yani hakikaten hukuk ihlali ne ise pek çok meslek grubuna tabii ki uygulanabilir. Hayanın bu muhtevası tek kelimeyle böyle bir insanda kesinlikle haya zaafı var demektir. Böyle bir insan hayasız duruma düşüyor demektir. Bu kadar temel, bu kadar anahtar bir kavram. İffet ve haya tabirleri, terimleri. Arkadaşlar, konuyla ilgili doğrusu pek çok örnek var. Yani gerek devlet terimiyle ilgili olsun, gerek aile kavramı ile ilgili olsun. Mesela aile kavramı. Bakınız bir hadisle hemen son vermeye çalışacağım. Bugünkü seminerimizi hemen bitirmek istiyorum. Sual cevap faslıyla da inşallah daha da zengin hale gelir. Sizlerin katkısıyla. Mesela Ebu Davud'da geçen bir hadis. Buyuruyorlar ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kim felaket dellallığı yaparsa, felaket dellallığı, ondan sonra hemen aileyle ilgili hadise geçeceğim. Felaket dellallığı yaparsa, felaket dellallığı ne demektir? Heleken nas, Resul-i Ekrem'in ifadesiyle, millet mahvoldu, ülke perişan oldu,
gidişat iyiye değil kötüyedir diyerek felaket dellallığı, felaket edebiyatı yapmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ahlakı, böyle bir söylemi, böyle bir bakış açısını yadırgıyor. Kim böyle bir pozisyonda olursa, kim böyle bir duruma düşerse bilsin ki o kimse asıl milleti, asıl ümmeti, asıl toplumu uçuruma yuvarlıyor. Helake yaklaştırıyor, felakete sürüklüyor. Felaket dellallığı yapan insanlar, bilmiş olasınız ki asıl felaket dellallığını bizzat kendisi yapıyor. Fehüve ehlekühüm. Ev fehüve ehlekehüm. İsmi fail, ismi taftıl sıgasıyla da okunuyor. Fiil-i mazi kipiyle de telaffuz ediliyor. Ehlekehüm. Asıl o ülkeyi mahvetmiştir. Son zamanlarda felaket dellallığı yapan pek çok insana, gazeteciye rastlayabiliyorsunuz. Felaket dellallığından Resul-i Ekrem yasaklıyor. Bir diğer konuyla ilgili sizlere arz etmek istediğim hadis-i şerif yine Ebu Davud'da geçiyor. Buyuruyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, "Lâ yefrek, ferike yefrakü, müminün mümineten, mümin erkek, mümine hatununa, yani eşine buğz etmesin. Ondan gördüğü nahoş bir tutum ve davranış sebebiyle, yani onda gördüğü, hoşlanmadığı bir haslet, doğuştan gelen bir özellikle evliliğin ilk haftalarında, ilk aylarında, ilk yıllarında eşinden gördüğü nahoş bir münasebet, bir tutum ve davranış sebebiyle hemen buğz etmesin. Mutlaka hoşlanacağı bir haslet, bir huy, bir karakter görecektir diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Bakınız aile kurumunun huzurlu bir şekilde, mükemmel bir şekilde yürüyebilmesi için, problemsiz bir şekilde kurumun sürdürülebilmesi için Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın ümmetine hatırlattığı çok önemli bir tedbir bu hadis-i şerif. Bu ve buna benzer tabii ki pek çok hadis var. İsterseniz burada nokta koyalım. Şimdi sizlerden sual bekliyorum. Sizlerin de katkısıyla inşallah bu seminerimiz öyle zannediyorum daha da canlı hale gelmiş olur. Şimdi şöyle bir sual var. Bazı sahih hadisler Kur'an'la uyuşmuyor, ters düşüyor. Bunlara karşı tavrımız ne olmalıdır? Ondan önce kabir azabıyla ilgili hadis hatırlatılıyor. Kabirlerin başına yaş ağaç dikiyor ve bunlar kuruyana kadar azapları biraz umulur ki azalsın buyuruyor. Bu kabirlere ayrıcalık neden tanınıyor gibi bir sual var. Bu kabirlere ayrıcalık, yani ayrıcalık tanınma ifadesi burada pek uygun düşmüyor. Yani burada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nemime gibi, kovuculuk gibi, gıybet gibi toplumsal ahlakı, toplumsal huzuru, sosyal dokuyu kesinlikle derinden sarsan, parçalayan bir illete işaret ediyor. Yani kovuculuk diye hakikaten hemen geçilecek bir konu değil arkadaşlar. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَفِي رِوَيَةٍ اُخْرَى نَمَّامٌ. Kovuculuk yapan kimse, kovuculuk nedir? Kovuculuk gıybetten daha beter. Gıybetten bir adım ilerisi. Yani gıybet nedir? Kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde yad etmek, anmak. Kovuculuk ise toplumu ifsada dönük tarafı var. Yani ifsat ediyorsunuz, bozgunculuk yapıyorsunuz, bir kaosa yol açıyorsunuz. Yani
la yedhulu el cennete kattadun derken birinden duyduğunuz bir sözü bir başkasına götürüyorsunuz. Derken yanlış anlaşılmalar, derken husumetler, hasmane, bu sefer duygu ve düşünceler ortaya çıkıyor ve toplumun huzuru, emniyeti tamamen berhava ediliyor. Dolayısıyla Resul-i Ekrem bir taraftan bu noktaya işaret ederken, vurgu yaparken, öbür taraftan aynı zamanda eş zamanlı olarak yeşile burada vurgu yapıyor. Yani ağaç dikilmesi, mesela kuruyuncaya kadar canlı cansız tüm varlıkların istifade edebileceği yeşile, ağaca, fesile kelimesi geçiyor başka bir hadiste. Yani yarın kıyamet kopacak, kıyamet kopacağını bilsen bile elindeki fidanı dik diyor. Aleyhissalatü vesselam. Bakınız burada da yine aynı vurgu var. Dolayısıyla yani burada bir ayrıcalık şeklinde bir ifade pek uygun düşmüyor gibi geldi bana. Bazı sahih hadislerin Kur'an-ı Kerim'le uyuşmaması, yani bir defa kaynak aynı. Yani Kur'an ile Resul-i Ekrem'in bilgisinin kaynağı aynıdır. Resul-i Ekrem'in bilgi kaynağı nedir diye bir sual gelse ne dersiniz? Resul-i Ekrem'in bilgi kaynağı öncelikle Kur'an, vahiy. Yani Kur'an, Kur'an vahiyi. Daha sonra nübüvvet nuru ile inkişaf etmiş akıl, Peygamber Efendimiz'in yani nübüvvet aklı, nübüvvet nuru ile gelişmiş olan aklı ve muhakemesi, dirayeti, tecrübesi. Üçüncü olarak da Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer olarak tecrübesi. Beşer olarak tecrübesi, beşeri aklı ifadesini de kullanabilirsiniz. Üç önemli kaynak. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis ve sünnetinin ki Kur'an'dan zaten ilhamını alıyor. Kur'an-ı Kerim'e tezat teşkil etmesi, muhalif düşmesi mümkün değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin ona ait olan hadis ve sünnetin Kur'an-ı Kerim'e aykırı düşmesi mümkün değil. Kur'an'a rağmen konuşması mümkün değil Peygamberimizin. Çünkü müeyyidesini çok iyi biliyor. اِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاتِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Terettüp edecek cezayı çok iyi biliyor İsra suresinde. Onun için mesela İbn-i Huzeyme gibi pek çok alim, Resul-i Ekrem'e aidiyeti tam olarak tespit edilen, tam olarak anlaşılan bir hadis, kesinlikle diyor, Kur'an-ı Kerim aykırı düşmez. Aykırı düştüğünü gördüğünüz bir hadis varsa getirin de telif edeyim, aralarını bulayım diyor. Bilmiyorum, yani bu suali soran arkadaşımız bir pratik, yani bir örnek verirse, yani hocam, hadis kitaplarında gördüğümüz şu hadis, Aziz Kur'an'ın ayetlerine, surelerine tezat teşkil ediyor diye bir örnek gösterirse, onun üzerinde duralım. Bir başka sual, Araf suresi 156, 157, 158. ayetleri zikrederken, dinler arası diyalog konusuna atıfta bulunduğunuz ayeti tam olarak nasıl anlamalıyız? İşte bunun için bir bakıma istirhamda bulundum. Bir bakalım, yani mealine bakalım, tefsirine bakalım dedim. Biraz üzerinde düşünün. قُلْ يَا يُهَنَّسْ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Yani hani zaman zaman görüyorsunuz, bazen bazı sorumlu olarak bildiğimiz şahıslar, bunlar zaman zaman politikacı da olabilir. Bazı yöneticiler sağ tarafına hahamı misafir ediyor, alıyor. Sol tarafında papaz var. Ondan sonra şöyle diyebiliyor. Bizler
İbrahimi dinlerin mensupları olarak, İbrahimi din ve İslam Hristiyanlıkla, Yahudilikle eşitlenir hale geliyor maalesef. Yani eğer dinler arası diyalog bu noktaya getiriyorsa, hakikaten durumun vehametini Araf suresinin 158. ayeti kerimesinden de öğrenmiş oluyoruz. قُلْ يَا يُهَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا Ben hepinize gönderilmiş bir elçiyim. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'in risaletini ebedi saadet istiyorsa, rahmeti ilahiyeye, rahmeti ilahiyeye hakikaten ulaşmak istiyorsa, nail olmak istiyorsa, ahiretten bahsediyorum, ebedi alemden bahsediyorum. Çünkü dünya fani. Kesinlikle bir İsevi, bir Musevi 158. ayeti kerimeyi düşünmelidir. Ondan önceki 157'de ifade buyurulan hakikate kesinlikle kulak asmalıdır. Orada ne buyuruluyordu? Orada da ümmi peygambere Tevrat ve İncil'de hakkında bahsedilen, bilgi verilen peygambere tabi olanlar, biz bunlara rahmeti takdir edeceğiz, yazacağız. Kurtuluşta olanlar bunlardır. Cenneti hak eden, ebedi saadeti hak eden bunlardır. Ayet-i kerime çok açık. Velhamdülillah.